Ekranlarından hepinize merhaba. Pazar sohbeti başlıyor. Ben sağlık yönetimi uzmanı Songül Alcı. Konuğum, arı ürünleri uzmanı Doktor Aslı Elif Tanuğur Samancı bugün bizlere arı ürünlerinden bahsedecek. Özellikle arı süt ve polenin faydalarını nasıl kullanılacağını konuşacağız. Programın sonunda da baş başa kaldığımızda obezite ameliyatlarından bahsedeceğiz ve obezite sonrası obezite cerrahisi sonrası dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Pazar sohbeti başlıyor. Aslı Hanım tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Songül Hanımcığım. Bugün nasılsınız? Süper. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Bir sürü soru hazırladım sizin için. Çünkü geçen haftaki programımızda propolisle ilgili o kadar soru geldi ki bize ki benim elimdeki sorularda kalmıştı. Bugün propolisle başlayalım. Sonra başında söylediğimiz gibi arı ile devam edelim. Ne dersiniz? Seve seve. Şimdi... Propolis de özellikle tabii anneler bizi izledi. Bebeklerden çok bahsettik geçen hafta. Annelerin merak ettiği şey aslında genel bir soru. Çocuklarda propolis'i nasıl kullanmalıyız? Çocuklarımızın gelişimine, zekasına Hepimizin çocuğu çok akıllı olsun istiyoruz tabii ki. Nasıl destekleyebiliriz? Ya bir defa propolisle ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar Düzenli propolis kullanan çocuklarda hem okul başarısı hem de konsantrasyonun daha iyi olduğunu gösteriyor zaten. Yani bu anlamda propolisi hani çocuklarımızın sadece bağışıklığını korumak için değil aynı zamanda sağlıklı büyüme gelişmesi için de kullanabiliriz. Hatta çok güncel, daha 2021 yılında yapılmış, Japonya'da yapılmış taze taze bir çalışmam var. Hemen bu alalım. konsantrasyon ve hafızayla ilgili çok güzel bir araştırma. Bu araştırmaya 68 yaşlı birey katılmış. Biliyorsunuz yaşlılarda da özellikle hafıza problemleri ve konsantrasyon problemleri ileri yaşlarda ortaya Öyle çıkıyor ya. ve bunama ve Alzheimer'a kadar varan süreçler yaşanıyor. Burada bu yaşlı bireylerde 24 hafta boyunca propolis verilmiş. 2 gruba ayrılmış 68 yaşlı birey bir gruba düzenli propolis verilmiş, diğer gruba verilmemiş. Ve bu yaşlı bireylerin hafıza, bilgi işleme yeteneği, karmaşık, dikkat ve konsantrasyon gibi biliş, bilişsel işlevleri gerçekleştirmede kontrol grubuna göre yani propolis almayan gruba göre anlamlı bir fark var mı diye bakılmış ve propolis alan grubun bu fonksiyonlarının çok daha iyi olduğu, iyileştiği ve geliştiği gözlemlenmiş. Ve bu o, propolisin bilişsel hafıza, bilgi işleme yeteneği, karmaşık dikkat ve konsantrasyonla ilgili insanlarda yapılmış ilk çalışması bu anlamda da çok değerli. Yani doğrudan beyin fonksiyonlarını geliştirdiğini gösteren e, çok yeni bir çalışma. O zaman öğrenciler için çok kıymetli propolis. Tabii öğrenciler yani çocuk, için, genç, gençler için, sınavlara girmeden... Için... E şöyle yani çalışanlar <laughs> için de yani, yani o kadar için de çok yoğun çalışıyoruz sürekli e, yani devamlı olarak ışın arısalıyorsunuz. Radyasyona maruz kalıyoruz. Evet, evet, hepimiz için çok değerli. Bence şu fonksiyonlar hepimiz için çok değerli. Aynen <laughs> Hafızamıza öyle. Hafızamıza ve beynimize sahip çıkmalıyız. E propolis beynimizi besliyor. Şimdi günümüz hayatında zaten hakikaten ben bazen diyorum ki yani o kadar çok şifre var ki önümüzde değil mi? Her yere ve her şeye girerken şifrelerimiz var. Aynen. Diyorum ki günümüz hayatında hakikaten yani hani çok zor. Mutlaka akıllı olacaksın ve hafızan sağlam olacak. Demek ki propolis Polise başlamalıyız. Sevmemiz. Evet evet. Şifreleri <laughs> unutmak istemiyorsak. <laughs> evet her yerimiz şifre çünkü. Şimdi geçen haftaki sorulardan bir tane daha çocuklarımız için sorduk bir sürü. Kadınlar çok soruyor. Şimdi kraliçe arı dediniz, doğurganlığı arttırıyor dediniz Tabii güzellik onları konuşacağız elbette ama peki üreme sağlığı açısından, bir de menopoz açısından hanımlar çok merak ediyor. Bu hafta bizi soru bombar dumanına tutmuşlar. E, Valla süper ee, iyi oldu bu soruları sorduğunuz çünkü. Daha yeni yine 2019 yılında yapılan bir araştırma kadın üreme sağlığı ile ilgili biliyorsunuz rel döneminde şiddetli ağrılar oluyor. Özellikle genç kızlarımızda. Evet. Propolis kullanımının bu ağrılara faydası var mı diye bakılmış. Çünkü enerjizik bir etkisi olduğu literatürden biliniyor yine bilimsel çalışmalardan. Buraya 86 kadın katılmış. Bakın yine kadınlar insanlar üzerinde bu araştırma ve 5 gün boyunca bu regl döngüsü boyunca kadınlara propolis verilmiş. Düzenli olarak diğer gruba hiç verilmemiş. Propolis alan grubun ağrı ağrı skorları düşmüş yani ağrılarında gerçekten bir azalma meydana gelmiş ve diğer gruba göre çok daha rahat bu dönemi geçirdiği gösterilmiş. Menopozla ilgili de yine başka bir araştırma var. Orada da menopoza girmiş veya girmek üzere olan yani 45 yaş ve üzeri kadınlarla yapılmış araştırma. Orada da menopoz semptomlarını yani bu ateş basması, anksiyete, hmm. işte terleme gibi problemler Uf, oluyor ya. Sıkıntılar. Evet, bir takım sıkıntılar oluyor hem fiziksel hem ruhsal o sıkıntıları hafifletmede yine propolisin faydalı olduğu gösterilmiş dolayısıyla hem genç kızlarımız hem de menopoza girmiş veya girmek üzere olan yetişkin kadınlarımız rahatlıkla propolisi beslenmelerini ekleyebilirler faydası olacaktır çünkü metabolizmayı ve aynı zamanda hormonları dengeleme özelliği var bu açıdan da arı ürünlerinin gerçekten üreme sistemi sağlığı üzerine de çok faydası var Sindirimle ilgili bir sorunuz vardı. Sindirime geçeceğim ama bu konuyu çok merak ettim hakikaten. Yani o zaman hamile kalmak isteyen bayanlar, hamile kalmakta zorlananlar, belki de tüp bebek tedavisi görenler. E bunlara da o zaman tavsiye ediyorsunuz propolisi. Şimdi propolise. tüp bebek tedavisinde zaten hem propolis hem arı sütü artık bilimsel olarak literatürde de ispatlandığı için birçok doktor, yani tüp bebek tedavisini gerçekleştiren hekim de zaten aslında öneriyor. Arı sütüyle ilgili daha yeni iki yayın getirdim. Önce bir arı sütünün ne olduğunu hatırlayalım. Arı sütü anne sütü gibi arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt içerisindeki royalaktin proteinleri ve onidroksidekonik e, organik asiti doğada başka hiçbir gıdada bulunmuyor. Ve bu organik e, maddeler nedeniyle arı sütünde bulunan bu organik maddeler nedeniyle de arı sütü hem kadın hem erkek üreme sisteminde çok etkili. Şimdi iki tane yayın getirdim. Yine bunlar fırından taze çıkmış yayınlar. <laughs> 2021 yılında e, Şiraz Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma. Burada 48 rat üzerinde yapılmış. Arı sütünün endometriozis ki bu biliyorsunuz hamilelikte ciddi bir engeldir bu endometriozis hastalığı. Şu çikolata kisti denen endometriozis. Endometriozis rahim iç duvarında bulunan salgı bezlerinin rahim dışına yerleşmesi anlamına geliyor. Şu kadınlar hamile kalamıyor. Kalamıyorlar hamitim, evet. kalamıyorlar ağrılar çok, oluyor o hastalık. Aynen çok ağrılı ve hamile olmayı da engelleyen bir hastalık. Burada e, hem ağrı skorları üzerine hem de bu endometriozis e, kalınlığı üzerine etkisi incelenmiş. Burada çalışma sonucunda iki grupta bir gruba düzenli arı sütü verilmiş her gün 6 hafta boyunca diğer gruba verilmemiş. Pardon 9 hafta boyunca 9 hafta yani yaklaşık bir buçuk ay gibi düşünelim. Ve burada e, pardon 9 hafta e, ...iki aydan biraz fazla 2,5 evet. buçuk ay diyelim i̇ki buçuk ay boyunca düzenli arı sütü verilmiş diğer gruba verilmemiş çalışmanın sonucunda arı sütü tedavisinin endometriozis lezyonlarının hem boyutunu hem de ağrı skorlarını azalttığı yani ağrıyı da azaltıyor hem de endometriozisin kendisini de düşürüyor yani miktarını da azaltıyor evet, Kalınlığını azaltıyor. Kalın, kalınlığı azaltıyor dolayısıyla hem tedavide destekleyici olarak kullanılabileceği hem de fertiliteyi arttırdığı arı sütürün hamile kalma ihtimalini arttırdı araştırmacılar tarafından gösterilmiş. Yine erkekler ilgili bu da çok yeni değil ama güzel bir çalışma. 2007 yılında Tirkit Üniversitesi'nde yapılmış. İnfertilite yine kısırlık tedavisi gören erkeklerde yapılmış. 83 erkek birey. Bu 83 erkek birey 20-50 yaş aralığında. Yani aslında üreme çağındaki erkekler bu erkeklerde Sperm aktif mortalitesi yani biliyorsunuz canlı sperm sayısı demek ve hızı üzerine araştırma yapılmış. Ee, yine bir gruba düzenli olarak arı sütü ekleniyor diğer gruba eklenmiyor. Hatta bir gruba farklı dozlarda yani 25 mg ile 100 mg arasında değişen dozlarda arı sütü veriliyor. Ve belli bir süre arı sütü kullandıktan sonra 3 ay bu arada 3 ay düzenli arı sütü kullanıyorlar. Bu bireylerin sperm aktif motiliteleri, testosteron seviyeleri, lütelize edici hormonlarının seviyesi ve yavaş hareket eden sperm olumlu derecede etkilendiği görülüyor. Yani yani hem uzanınca... hormonları düzenleniyor. Hem spermleri hızlanıyor hem de canlı sperm sayısı artıyor. Canlı sperm sayısı artıyor, sperm kalitesi artıyor. Evet. Hızı da artınca doğurganlık Aynen. olasılığı da artmış Dolayısıyla oluyor. Dolayısıyla evet erkek infertilitesinin tedavisinde de arı sütünün etkili olacağı gösterilmiş. Bu noktada ne yapıyoruz biz? Aslında hamile kalmak isteyen çiftlere şöyle bir önerimiz oluyor. Hem kadın hem erkek. Evet. Bazen nedeni bilinmeyen e, hamilelik kalamama durumu ortaya çıkıyor. Yani... Nedeni bilinmiyor. Her şey sağlıklı, her şey normal ama nedeni bilinmiyor. Bu tip durumlarda özellikle propolis var üstünden çok ciddi yararlanıyoruz. Çiftlerin her ikisine birden hem kadına hem erkeğe çünkü hem yumurta kalitesine hem sperm kalitesine faydalı. Düzenli arı sütü hambal karışımı ve propolisinde yine konsantre yüzde %30'luk bir özütünden ama Anadolu propolisi olacak. yüzde %30 evet. saf Anadolu propolisinden de yoğurda damlatarak yine günde 70-80 damla ikisine birden veriyoruz. 70-80. Evet, yüksek yoğun doz yoğun adam. veriyoruz. Yoğun. Anadolu propolisi. Yani iyice böyle e, yumurta, ve, yumurta ve yumurta ve spermleri iyice uyarmak için evet. aynı zamanda bir de polen ya da arı ekmeği de ekleriz. Çünkü polen ve arı ekmeği de vitamin mineraller açısından çok zengin. Doğal arı ürünü yani arıların bitkilerden, bitkilerin tohumlarından topladığı doğal e, besin ve o kadar besin değeri yüksek ki bir canlının yaşaması için gereken her şey polende mevcut. Uh -huh. Arı ekmeği de polenin arılar tarafından fermente edilmiş hali ve aynı zamanda da probiyotik özellik kazanmış hali. Dolayısıyla ne oluyor? Hem polendeki bütün vitaminler, mineralleri içeriyor hem de üstüne probiyotik özelliği var. Onun da doğurganlığı arttırma özelliği var. Biz bu çiftlerimize mutlaka bu arı ürünlerini beslenmelerine üçünü birden ekleriz. Ve genellikle de fiziksel bir engel yoksa çok başarılı sonuçlar alınabiliniyor. Yani hamile kalma olasılığını arttırmak için çiftler karşılıklı olarak propolis... Arı sütü, sütü ve, ve polen ya da arı ekmeği. Tercihimiz arı ekmeği öncelikli ama bazen ulaşamıyorlar, o zaman mutlaka polen. Tüm bunları kullanmalılar. Evet, aynen. Polen ya da arı ekmeğini de günde iki tatlı kaşığı çiftler kullanıyor. Diyoruz ki ya bir bir kase yoğurdunuzun içerisine poleninizden iki tatlı kaşığı, propolisinizi damlatın 80 damla, yine arı sütü hambal karışımından da bir tatlı kaşığı. Karıştırın, bunu günlük yiyin. Bir kase eşinize, bir kase kendinize. Bu hem gençlik ve zindilik iksiri hem de aynı zamanda hamile kalma olasılığı açısından da çok faydalı bir besin. Arı sütüne geçtik bile. Propolis'den geçen haftadan kalan soruları cevaplandırırken, hamilelik ve olasılığını arttırmak derken arı sütüne geçtik, geçtik. bile. Masamızın üstünde birçok arı ürünü var. Arı sütünü bize gösterir misiniz? Propolis'i tanıdık artık. Şimdi arı sütü bakın bu elimdeki saf arı sütü aslında taze arı sütü diye de geçiyor ya da kovandan hani arıdan sağıldığı gibi arıdan elde edildiği gibi tabi arıları böyle hani inekler gibi düşünmeyelim oturup altına saracağımız bir mekanizma evet. yok. Arılar bunu kendileri üretiyorlar, petek gözlerine dolduruyorlar. O petek gözlerinden böyle minicik kaşıklarla toplanıyor. Gerçekten arının yani sütü değil mi? Sütü, Diğer evet. hayvanlar, bizler gibi, yavrular Anne için sütü. sütü. Gibi. Anne sütü gibi düşünün. Hmm. Ee, kendi yavrusu için ürettiği bir süt. Ama bunu böyle petek gözlerine büyük koyduğunuzda arı oraya kraliçe arı olacak e, zannediyor. Gelecek zannediyor ve orayı yoğun arı sütüyle dolduruyor. Hmm. O zaman işte orada arı süt üretimi bu şekilde yapılıyor. Yani arının normal kendi yavrusu için ürettiği değil orada fazladan ürettiği alınır arı süt üretiminde. Çok değerli bir besindir. Hmm. Ve içeriğinde hem bu bahsettiğimiz özel organik asitler ve proteinler ve amino asitler mevcut. Hem de yanı sıra da çok zengin vitamin değerleri de var. Mesela B grubu vitaminler, mineraller, amino asitler, organik asitler çok zengin bir besin. Protein içeriği çok yüksek. Ee, ve çok az miktarlarda tüketmeniz yeterli oluyor. Yani arı sütünü oturup böyle kaşık kaşık yemenize gerek yok. Hani yesek bir şey olur mu? Olmaz. Biraz fazla o günü aktif geçiririz. Hmm. <laughs> Ama e, günde bir e, çay kaşığı kadar hani şu kadarcık bir arı sütü yemeniz normalde yeterli bir yetişkin için. Çocuk için de böyle yarım çay kaşığı daha küçük çocuklar için çeyrek çay kaşığı yeterli. Ee, ama genellikle taze olarak tüketilmiyor. Çünkü taze olduğunda yani kovandan sağıldığında ve arıdan elde edildiği haliyle raf ömrü oda sıcaklığında çok uzun değil. Yani bir ay gibi bir sürede içerisindeki besin değerleri azalmaya başlıyor. O yüzden genellikle bal ve propolisle ka karıştırılıyor. Hani raf ömrü stabil Kormuş olsun Korunmuş oluyor propolis de onu. Tabii hem bal hem propolis Arı sütünün o besin değerini, enzimlerini, organik asitlerini, proteinlerini, amino asitlerini korumuş oluyor. Raf ömrü uzun olarak o zaman saklayabiliyoruz. Dolayısıyla arı sütü propolis ham bal karışımından da yine bir tatlı kaşığı daha fazla tabii içinde propolis bal da olduğu için kullanabiliyoruz. Bu şekilde azıcık tüketmeniz yeterli ya, bu faydaları görmek için. Biz arı ürünlerini nerede saklayabiliriz? Şimdi ee, bahsettiğim gibi saf arı sütü varsa elinizde bunu mutlaka buzdolabında saklamak lazım. Yani kovandan elde edildikten kısa bir süre sonra buzdolabı kuşullarına girmesi lazım. Buzdolabında 6 ay bir seneye kadar rahatlıkla bozulmaz, hiçbir şey olmaz. Besin değeri de azalmaz. Kullanabilirsiniz. Daha sonrası için yani daha uzun saklamalar için mesela saf arı sütümüz var. O zaman bir, bir yıl, 2 yıl daha yani 1 yıldan uzun saklamak istiyoruz. O zaman mutlaka Diffrize, eksi 18'e koymak lazım. Yine hmm. polen taze olarak elde ettiğimizde taze poleni diffriz veya buzdolabına koymamız lazım en hızlı bir şekilde. Eğer daha uzun saklamak istiyorsak kuru polen kullanmamız lazım. Çünkü nemi uzaklaştığı zaman mikrobiyolojik olarak oda sıcaklığında stabil oluyor. Kuru polenin oda sıcaklığında yine bir yıldan uzun raf ömrü vardır. Oda sıcaklığında saklayabiliriz. Propolis'in hiçbir şekilde soğuk zincire ihtiyacı yok. Propolis dünyanın en stabil gıdasıdır. Hiçbir şekilde bozulmaz. Doğru bir şekilde özütlendiğinde şu işte sonsuz ömrü vardır diyebilirim. Yani bakteri, virüs, mantarı <laughs> uzaklaştıran şey kendine de gelmiyordur tabii. Hiç, bozulmaz. Aynen yani dünyanın en stabil gıdası. Yani iyi kalite bir propolis özütü uzun yıllar bozulmaz. Genellikle ürünlerin üzerine 3 yıl, 2 yıl gibi süreler yazılıyor ama bu tabii ki mecburiyetten. Yani her gıda için bir süre vermeniz gerektiği Mutlaka. için ama mikrobiyolojik olarak iyi bir propolis özütü asla bozulmaz. Kendisi zaten antibakteriyeldir. Hatta biz propolisi kullanarak katkısız gıdalar, katkısız cilt bakım ürünleri, yani katkı ve koruyucu kullanılmamış ürünler geliştirmek mümkün. Geliştirebiliriz. Yani bu kadar değerli bir e, özelliği var. O zaman biz arı sütünü alırken çok dikkat etmemiz lazım. Arı yani sütünü, biz her yerde görüyoruz hakikaten. Soğuk zincire ihtiyacı olan ürün arı sütü. Arı sütü bir... taze, saf haldeyse yani kovandan elde edildikte ki haliyse, bu haliyse saf hmm. hiçbir şeye, bala karışmamış, propoliste karışmamışsa mutlaka soğuk zincir. Ama eğer bal ve propolisle karışmışsa o zaman oda sıcaklığında stabildir kullanabiliriz. Yani içerisinde hani ona bakmak lazım. Bazen böyle tüplerin içine koyuyorlar. Hani içerisi üstüne de arı sütü yazıyorlar. İçinde Oraya. ne olduğu belli değil. O gerçekten sadece arı sütü ise o zaman o zaten oda sıcaklığında fazla raf ömrü yoktur. Hani bir ay gibi bir sürede besin değerini kaybeder. Dolayısıyla içerisinde propolis bal var mı? Neyle korunmuş? Ona bakmak lazım. Nerede yapılmış? Ne yapıyorduk? Etiketine bakıyorduk. O çok önemli. <laughs> yani etiket ben öğrendim artık. Etiketine bakıyorduk. Sonra internet üzerinde nerede araştırmalarını üretilmiş, yapıyorduk. Nerede üretilmiş? Anadolu arı ürünleri mi? Çünkü Çin'den gelen de bir sürü sahte arı sütü var. Sahte propolis var. Bütün dünyaya Çin'den, Çin'de üretilen, Çin'den gelen demeyeyim de Çin'de üretilen ve bütün dünyaya satılan pro, sahte propolisler ve arı sütleri var. Bunlar da hangi ülkeye gitsek gördüğümüz ürünler. O yüzden herkes çok dikkatli olmalı. Yani Almanya'da olmaz, ne bileyim İtalya'da olmaz falan demeyin. Yani hmm. İtalya raflarında da bir sürü sahte propolis var. Almanya'da da bir sürü sahte arı sütü var. Türkiye'de de keza çok var. Anadolu arı sütü, Anadolu propolisi, Anadolu poleni, Anadolu arı ekmeği bunlar çok değerli. İmkan varsa erişebiliyorsanız öncelikle Anadolu arı ürünlerine ulaşın ama hangisine doğru olarak üretilmiş kovandan sofraya sözleşmeli arıcılık modelleriyle izlenebilir bir şekilde üretilmiş ve propolisin özütlenmesi gerekiyor. Propolisin de doğru özütlenmiş uzman gıda mühendisleri kontrolünde Doğru bir şekilde özütlenmiş olduğuna dikkat edin ve tabii ki sertifikalarına GMP sertifikası yani GMP diye geçer. Hı hı. Mesela iyi üretim uygulamalarıdır. Hani bu sertifikaları var mı? Hangi koşullarda üretilmiş? Arkasında i̇yi bir know-how var mı diye bunları inceleyin diyoruz. Bir de biraz gecikmeli tekrar propolise dönmüşüz ama Anadolu'muzun bitki örtüsü düşününce de aslında bizim balımız, bizim propolisimiz, arı sütümüz ne kadar değerlidir değil mi? Diğerlerine tabii, göre farklıdır işte, da. benim evladım ama çare bulmam propolis ve arı sütü sayesinde ki annem babam hekimken, doktorken, ben kendim gıda yüksek mühendisiyken ve arıcılık sektörünün içindeyken evet. yani oğlumdaki bağışıklık sistemi sorununu propolis ve arı, sayes arı sütü sayesinde çözebildik. E, ve zaten benim de bu ürünlere bu kadar aşık olmam ve arıların yaptığını da dünyaya anlatma hevesim de zaten bu yüzden. Bu o kadar değerli ki. Arıya her şeyimizi borçluyuz. Hem hayatımızı borçluyuz, hem sağlığımızı borçluyuz, hem de gıdamızı borçluyuz. Arılar sayesinde dünyadaki gıdaların önemli bir kısmı, yüz önemli gıda, buğday ve meyve sebzeler ve tahıllar başta olmak üzere arılar sayesinde üretiliyor. Evet. Onların tozlaşmaya yaptığı katkı sayesinde üretiliyor. Dolayısıyla biz bugün varsak arı sayesinde evet. varız. Arı varsa hayat var diyorum. <laughs> evet aynen öyle. Şimdi arı ile ilgili sorularımıza devam edelim. Arı sütünün içerisindeki vitamin ve mineralleri saydınız. Çokça B vitamini var herhalde. Yani gıda takviyesi gibi kullanabiliriz biz. Tabii tabii. Günlük beslenmenizi ekleyerek aynen bunlar gıda ya da takviyeci gıda grubunda her gün sabah kalktınız propolisinizi eğer e, suda çözünür damla ...kullanıyorsanız suya, süte, meyve suyuna damlatabilirsiniz. Suda çözünür damlanızı her gün alın. Bir yetişkinler için 20 damla. Şurası 15 damla yaklaşık. Biraz daha koyayım. Ben saymıyorum bile damla artık. Yani her gün 30-40 damla içiyorum en az. Ben de saymıyorum inanın. Aynı sizin koyduğunuz şekilde karıştırırım ben de her yani sabah. Yani bunu her sabah bunu yetişkinler içsin. Çocuklar için de en az 10 damla. En az diyorum yani 10-15 damla. Bunu düzenli her sabah için evinizden çıkın. Yanı sıra bir, bir kase yoğurdunuzun içerisine bir propolis, arı süt, hambal karışımınızdan şöyle yoğurdumuza katabiliriz. Evet bu kase biraz çok yoğurtlu olmuş ama bugün. <laughs> Tabii ben çay kaşığıyla koyduğum için biraz az koydum. Şimdi bir kaşık daha koyacağım. Normalde tatlı kaşığıyla koymak lazım. Şöyle ondan sonra istiyorsanız propolisinizi de buna damlatabilirsiniz. Ondan sonra üzerine de iki tatlı kaşığı da polen, polen karıştıralım. Kaşığım bitti ama şöyle göz kararı koyacağım. Birçok evet. şeyin üzerine serpebiliriz herhalde. Tabii. Bununla bunu karıştıramazsınız dediğiniz bir şey var mı? Hayır hayır sadece arı ürünlerini ısıtmayın. Yani 45 derecenin hmm. üzerindeki sıcaklıklarda arı ürünlerinin besin değeri azalıyor. İçerisindeki vitaminler, enzimler, amino asitler, organik asitler ve antioksidan maddeler zarar görmeye başlıyor. Besin değerini azaltmak istemiyoruz çünkü zaten besin değeri için yiyoruz. Biz günün... zaten az yiyoruz yani onu da ısıtarak yok edersek yazık olur yani, yani. arı ürünlerini. Şimdi kahvaltıda günün dopingi hazır anladığım kadarıyla elinizdeki. Evet. Aynen günün Peki. dopingi, propolisim, arı sütüm, ham balım, polenim. Bir daha propolis var hatta bunun içinde. Şu anda harika bir oyun oldu bu. Akşam bir daha propolis alacağız. Bir tedavi sağlıklı bu, kullanıyorsak. Burada mesela normal sağlıklı bir yetişkin için bu günlük yeterli. Akşam bir daha almasına gerek yok. Ama evet, eğer bütün bir kronik rahatsızlığı varsa o zaman sabah akşam iki doza bölerek sabah 40 damla akşam 40 damla alabilir. Çocuklar için de yine sabah... 20 damla, akşam 20 damla verebiliriz. Kronik rahatsızlığı, astım, alerjik astım, bronşit, bronşiolit, sık sık hastalanma durumu, Covid-19 geçiriyorsa gibi gibi etkenler varsa o zaman dozu arttırıp ikiye bölebiliriz. Peki gece, akşam yemeğinden sonra televizyonun karşısında otururken biz bu içeriği eğer yersek, çok enerjik olur uyuyamazsak yani öyle biraz bir şey olabilir enerjik Olabiliriz. Yani sabah almak şöyle, çünkü bunlar tabii ki besinlerden ve oksijenden hücrelerin yararlanma düzeyini arttırıyor. Bu da performansı arttırıyor demek. Eğer hmm. geceniz uzunsa, uykusuz bir gece sizi bekliyorsa o zaman mutlaka arı sütü propolis yiyin diyorum. Velhasılı kelam hani bu şekilde beslenmeye dahil edebiliyoruz. E, diğer ürünler de var. Yani bunların hepsini eve alalım ve hepsinden bir kaşık, 20 damla vesaire sizden öğrendiğim gibi Tabii, hepsini kullanabilir. Size bir şey olur mu? Yoksa hani evet hepsini Size kullanabilirsiniz. Bir şey olur. Çok faydalı bir şey olur. <laughs> Ama hani bir de kötü bir şey olur mu diye düşünüyorum. Bir sürü ya çok enerjik yok, olmak. Yok yok. Hayır hayır. Sağlık tansiyonum mı? yükselir mi yani? Yok canım. Gibi. <laughs> yok tam çok... tersi mesela hem propolisin hem arı sütünün hem de arı ekmeğinin kalp ve damar sağlığına iyi geldiğiyle ilgili çok güzel yayınlar var. Mesela ben bir tanesini e, yanımda getirdim. İsterseniz hemen yeri gelmişken okuyayım. Mesela hiperkolesterol pardon. Hiperkolestromi. Yani hiperkolesterol demek, kolesterolü çok yüksek çok olması. demek. Kolesterolü çok yüksek, kalp ve damar e, problemleriyle uğraşan bireylerde arı sütünün etkisi incelenmiş. Burada doğrudan hastalara arı sütü verilmiş. Yani bu aşırı kolesterolü yüksek olan bireylere iki gruba ayrılmış yine. Bir gruba arı sütü verilmiş, diğer gruba verilmemiş. Ve 3 ay boyunca düzenli arı sütü alan grubun hem toplam kolesterolünün düştüğü, hem LDL kötü huylu kolesterolün düştüğü ve kardiyovasküler hastalık yani kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin de ciddi anlamda azaldığı gösterilmiş. Dolayısıyla söylediğinizin tam tersi Tans tansiyonu yükseltmez, dengeler. Dengeler. Kolesterolü dengeler. dengeler. Şekeri dengeler. Dengeler. Böyle dengeleyici, yani metabolizmayı düzenleyici. Metabolizmanız ve hormonlarınız düzeldiği zaman her şeyiniz düzeliyor Sistem zaten. Sistem doğru işler. Bağışıklığınız düzeliyor evet aynı. Şimdi arı sütünün faydalarını tek tek anlatmaya devam ediyoruz. Burada çok güzel bir soru hazırlamış arkadaşlarım. Arı sütünün depresyona etkisi var mı? Var. Hatta enteresan bir şekilde ben de onun yayını vardı. Onu da buldum. Ee, şimdi özellikle arı sütünün ve polenin de hatta o kadar çok yayın var ki Polen, Polen'inkini anlatayım isterseniz önce. Şimdi daha yeni yayınlanmış bu araştırma. 2021 yılında üstelik Anadolu'muzdan elde edilen polenlerle yapılmış. Bir üniversite hastanesinde yine anksiyete ve depresyon problemi yaşayan bireylerde burada 3 gruba ayrılarak bir gruba hiçbir şey verilmiyor. Diğer grup stres ve depresyon yaşayanlardan oluşuyor. Üçüncü grup ise bu polen alan gruptan oluşuyor. Düzenli olarak 10 gün boyunca 10 gün bu arada çok da kısa bir süre evet. günde 200 mg kilogram olacak şekilde polen veriliyor bu gruba. Diğerlerine verilmiyor. Görülüyor ki polen alan grupta anksiyete seviyeleri anlamlı şekilde azalıyor. Çünkü polenin beyin dokusundaki oksidatif stresi azalttı. aynı etkiyi propoliste de görüyoruz. Antioksidan hmm. ya hmm. polen ve evet. propolis oksidatif stresi azaltarak nöroenflamasyonu baskıladı. Böylelikle de anksiyete problemi yavaş yavaş Normalleşiyor. Yani hmm. böyle bir duygusal değişime de neden oluyor. Bilimsel olarak araştırmacılar açıklamış. Dolayısıyla e, nörolojik sistemle ilgili problemlerde de faydalanabiliyoruz. Keza arı de içinde bulunan royalaktinler nedeniyle yani özel proteinler nedeniyle yine benzer bir etkisini gösteren başka bir araştırma da var. Dolayısıyla arı ürünlerini düzenli kullandığımızda e, hem psikolojik dengemize de e faydası oluyor. Yani metabolik metabolizmamızı dengeliyor, bağışıklığımızı dengeliyor, hormonlarımızı dengeliyor ve aynı zamanda da bilişsel sağlığımızı da ve nörolojik sistemimizin sağlığını da geliştiriyor. Şimdi arı sütünden bahsediyoruz. Tabi süt deyince yavruları için üretiyor deyince dişilik aklıma geldi elbette. Öncelikle arıların dişisi erkeği var mı? E tabi. Yani şöyle kovanda çalışan arılar dişi arılar. İşçi arılar. İşçi arılar dediklerimiz dişi arılar. Hanımlar çalışıyor yani. Hanımlar çalışıyor. <laughs> Erkekler ne yapıyor Hanımlar acaba kovanda? polen, arı sütü, arı sütü üretiyorlar. Polen topluyorlar, bal topluyorlar, propolis topluyorlar. Şanslılar kraliçe oluyor. Şanslı Organlığı bir tane. Artıyor. O da bir tane. bir tane. Onun da şansı şu hayatı boyunca arı sütüyle beslendiği için diğer arılardan iki kat fazla gelişiyor. Her gün 2000 yumurta yumurtluyor ve diğer arılardan da 30 kat uzun yaşıyor. Gerçekten böyle bir nasıl diyeyim süper arıya dönüşüyor. Onu süper arıya dönüştüren gıda da arı sütü. Arı sütü. Şimdi bu programımızda çocuklardan, annelerden, doğurganlıktan, işte kraliçeden bahsedelim derken e, yine kadınlarla devam edeceğiz ama özellikle güzellikleriyle yani arı ürünlerinin kadınların güzelliğine nasıl bir etkisi var? Reklamlardan sonra konuşacağız. Sevgili izleyenler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Aslı Hanım kadınlardan bahsediyoruz bugün daha çok. Şimdi kadınların güzelliklerine geldi sıra. Arı sütünden bahsediyoruz tabi. Arı sütünün kadının güzelliğine, cildine ne gibi bir etkisi var? Şimdi e, arı sütünün hep bahsediyoruz gençlik ve zindelik iksiri gibi. Aslında o gençlik kısmı şuradan geliyor. Arı sütünün içindeki royalaktin ve 10-hidroksidekonek asit dediğimiz bu arı sütünü has maddeler hmm. vücutta kolajen sentezini tetikliyor. Yani kolajen de cildimiz için en önemli olan bileşen biliyorsunuz. Kolajeni vücudun kendi üretmesini sağlıyor. Kolajeni dışarıdan da şimdi çok trend oldu herkes kolajen evet, tüketiyor. Içliyor. İstediğimiz kadar dışarıdan kolajen tüketelim vücudumuzun ürettiği kolajen kadar vücut o dışarıdan tüketilenlerden yararlanamıyor. Vücudun kendi kolajen üretmesini sağlamak daha değerli. Arı sütü vücudun kolajen üretmesini sağlıyor. Bu çok önemli. Bu da ne demek oluyor? Cilt sağlığı, gençliği ve güzelliği demek oluyor. Saçlarımız, tırnaklarımız, kirpiklerimiz, dişlerimiz, eklemlerimiz sağlıklı kalıyor demek oluyor. Dolayısıyla arı sütünün bu anlamda hem cilde hem de vücudumuzda kolajen nedeniyle e, gelişen veyahut da sağlıklı kalan diğer organlara da çok ciddi faydası var. Mesela eklem rahatsızlığı olanlar, ileri yaşlarda menisküs ve başka eklem rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Hmm. Mesela düzenli arı sütü tükettiğinde kişiler, özellikle yaşlı bireylerde hani yürümem düzeldi. Şu anda çok daha rahat yürüyorum. Daha az ağrılarım var diye bu tarz olumlu geri dönüşleri çok fazla alıyoruz. Eklem ağrılarında azalıyor Eklem ağrılarında yani. çok etkili. Cilt de zaten etkili. Yani arı sütünü düzenli. Yani iki tane kadın düşünün. İkisi aynı yaşta olsun. Birisi hayatı boyunca arı sütü tüketmiş olsun. Diğeri tüketmemiş olsun. yani Aralarında en az bir 15 yaş fark varmış gibi oluyorlar. O kadar. Belli bir yaştan sonra birisi 45 gösteriyorken 42. birisi 30 gösteriyor. Yani o kadar farklı gerçekten. Propolis de etkili mi cilt güzelliği için? Tabii. Propolisin de doğrudan bir etkisi var. Hatta cilde uygulayabiliyoruz. Mesela e, suda çözünür damla formülünü lekelerde özellikle. Şimdi detoks dedik ya cildimize de detoks lazım. Yani antioksidanlar cilt içinde lazım. Biliyorsunuz antioksidanları vücut üretemiyor. Mutlaka dışarıdan almalıyız. En güçlü antioksidan kaynağı ne? Propolis. Yani diğer bütün meyve sebzeler antioksidan. Bunların içinde çok güçlüleri var. Nar, soğan, sarımsak gibi. Bunlardan evet. daha güçlüsü propolis, propolis. En güçlüsü. Nardan 80 kat, soğandan 100 kat güçlü. Propolisi cildimize de uyguladığımızda cilde de bir detoks ve antoksidan etki yaparak cilt lekelerinin azalmasını ve cildin daha genç ve sağlıklı parlak görünmesini sağlıyor. Mesela şöyle ben bir şöyle bir küçük göstereyim. Şimdi gece yatmadan önce makyajımızı temizledik da çözünür %10 oranında saf Anadolu propolis içeren özüt var elimde. Onu beş parmağıma damlattım. Şöyle birbirine yedirdim. Şöyle masaj yaparak biraz masajlamak da biliyorsunuz çok faydalı Tabii, cilt için. kan dolaşımı. Masaj aynen. yaparak lekeli yerlere bir tık daha fazla. Şimdi güneş lekeleri, hamilelik lekeleri, yaş nedeniyle oluşan lekeler cilt çok fazla lekeleniyor. Oralara da bir tık daha fazla sürerek cildimizde ee, propolisi sürüp yatıyoruz. Ondan sonra sabah kalktık, yıkıyoruz. Ertesi akşam bir daha. Bu şekilde düzenli uyguladığımızda lekelerin zaman içerisinde açıldığını, açıldığını. ince kırışıklıkların azaldığını, cildin daha parlak, sağlıklı ve renk tonunun da düzeldiğini e, kullananlar görecektir. Yani dolayısıyla propolisten de faydalanıyoruz. Şimdi, Hatta araştırmaları da var istiyorsanız. Araştırmalarınızı dinleyeceğim ama eğlenceli bölümümüz geldi tamam, yine. Sokak röportajları böyle. ile devam ediyoruz. Arı sütü ve polen hakkında çok özel sorular sorduk. İnsanlara mikrofon uzattık, bakalım bizlere ne söyleyecekler. Arının sütü olur mu sizce? Olur bence. Neden peki böyle düşünüyorsunuz? E çünkü polenin haricinde ürettiği bir şeyi illa sıfı olarak dışarı vermek durumunda. Arı çok yararlı bir hayvandır tabii ki de yani neden sütü olabilir bence ya yani neden olmasın? Peki hiç arı sütü içtiniz mi ya da tüketilebilir mi sizce? Tüketilir bence. Her şeyin suyu, sütü var ve tüketiliyor çünkü. Yani içmek olarak bilmiyorum ama gözaltı için arı sütü kullanıyorum. Bence tüketiriz. Yani sağlıklı tüketiriz. Arının sütü içilebilir. O tabii ki de içilir. Balı yeniyorsa zaten hani o da içilebilir bir şeydir ama tabii ki de bilemeyiz o kadar. Bir polenin içerisinde hangi vitaminler vardır sizce? Ee, C vitamini vardır. D vitamini vardır. Yani şu an bu kadarını biliyorum. A, B, D olabilir, E de olabilir. Peki C olabilir, A olabilir, B B olabilir, D vitamini olabilir. Bu vitaminlerden birileri mutlaka vardır içinde diye düşünüyorum. Çünkü polen çok faydalı bir e, arı ürünü. Birbirinden eğlenceli cevapları aldık. Şimdi stüdyomuzda Doktor Aslı Elif Tanur Samancı bizlere bu soruların doğru cevaplarını verecek. Evet Aslı Hanım var mıdır? C, D, E, B hepsi var. B12 hariç polende vücudun ihtiyaç duyduğu bütün vitamin mineraller var. Yani hepsi doğru. Takviye gıda mı yani bizim için? Tabii kesinlikle günde 2 tatlı kaşığı polen tüketin. Günlük vitamin mineral ihtiyacınızın neredeyse %80'ini karşılamış oluyorsunuz. Bu kadar zengin. A, D, E, K vitamini, B grubu vitaminlerin tamamı B12 hariç bir tek hepsi var. Çinko, selenyum, magnezyum, kalsiyum, demir... Vücudumuz için gerekli bütün mineraller var ve iki tatlı kaşığıyla bunların yüzde seksenini karşılama imkanınız var. E doğada polen var. Başka vitamine ne gerek var diyorum. İzleyicimiz diyor ya vardır yani A, C, D. Evet söz konusu arıysa hakikaten her derde devadır vardır mutlaka. Aynen. Şimdi polen deyince aklıma ne geldi? Bu bahar geldi. Biliyorsunuz alerjisi olanlar, polen alerjisi olanlar. İşte o polen başka polen, bu, bu polen başka polen. Yok hiç alakası yok. Aynen dediğiniz gibi polen arının ürettiği polen alerjik polenler değildir. Hatta tam tersi o ağaç poleni nedeniyle alerjiye yol açan o polenler nedeniyle hasta olan mevsimsel alerji problemi yaşayan kişilerin tedavisinde polen arı poleni kullanılır. Yani vücudu polenlere alıştırmak ve alerjiyi yenmek için arı poleni mevsimsel alerjinin tedavisinde de kullanılır. Hmm. Dolayısıyla ikisi bambaşka. Evet adı polen ama özellikleri farklı. Arılar çok özel. Bizim için gidip bütün bitkilerden en değerlisini, en sağlıklısını toplayıp getiriyor. Bu çok önemli. Yani polen alerjisi olanların çözümü polen ama arı poleni. Arı poleni tabii arını hatta mümkünse kendi ülkenizden kendi coğrafyanızda üretilmiş. Mesela nerede yaşıyorsunuz diyelim ki atıyorum Karadeniz'de Karadeniz bölgesinde üretilmiş poleni hmm. kullanırsanız tedavi daha da hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Evet yatkınlık kendi ortamına yatkınlık açısından. Kendi açısında. ortamındaki evet aynen polenlere. Evet. Şimdi çocuklarda büyüme, gelişme, sınavlar, hafıza derken Alzheimer konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Alzheimer da etkisindedir acaba çok merak ediyoruz. Şimdi Alzheimer gerçekten çok ciddi bir problem. İleri yaşlarda belli bir yaşın üzerinde biliyorsunuz beyin küçülüyor. Evet. <laughs> yani maalesef küçülüyor maalesef. keşke küçülmese ve temel nedenlerinden bir tanesi de e, alzheimer'ın Aslında bu beynin zamanla küçülmesi e, şimdi yapılan bir araştırmada bu da 2020 yılında taze çıkmış sayılır yani e, Branch Üniversitesi'nden bir araştırma Alzheimer hastalarında ama ratlar üzerinde yapılmış arı sütü tüketiminin motor denge ve ağrı eşi üzerindeki etkileri değerlendirilmiş şimdi burada 49 rata 4 haftalık çalışmada günde 60 dakika hem spor yaptırmışlar. Çünkü biliyorsunuz Alzheimer hastalarında motor denge fonksiyonları bozuluyor. Ve bu hastalar düşme, Allah korusun düştükleri zaman da hani yaralanma, kemikleri kırılması gibi problemlerle karşılaşabiliyorlar. Hem kasları güçlendirmek hem de motor denge fonksiyonlarını iyileştirmek için fizyoterapi ya da spor öneriliyor. Bu hastalara o yüzden 60 dakikalık spor seansı uygulanırken bir gruba... Ayrıca arı sütü de verilmiş. Günde 100 miligram. Çalışmanın sonunda 4 haftalık çalışmanın sonunda arı sütü alan grubun diğer gruba göre hem ağrı skorlarının daha düşük olduğu yani ağrılarının azaldığı hem de motor denge fonksiyonlarının iyileştiği gösterilmiş. Dolayısıyla Alzheimer'ın hem tedavisini desteklemede hem de semptomlarını baskılamada ve geciktirmede yani Alzheimer'ı geciktirmede de arı sütünün etkili olabileceği. Bu araştırmada e, belirtilmiş. Şimdi sizden kullanacağımız birçok alanı, birçok hastalık sırasında propolis'i, arı ürünlerini daha doğrusu nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz. Peki. Sakın kullanmayın. O durumda kullanılmaz diyeceğiniz bir şey var mı? E, alerjiniz varsa doğrudan propolise, doğrudan arı sütüne ya da doğrudan arının ürettiği bala alerjiniz varsa o zaman kesinlikle kullanamazsınız. Ama arı ürünlerine alerjiniz varsa evet. arı ürünleri kullanamazsınız. Aynen. Ama diğer alerjilerde tam tersi tedavi maksatlı. tedavi kullanan... destekleyici olarak yani şöyle de anlamayalım yani arı ürünleri ilaç değil. O yüzden e, yani bunları ilaç gibi hastayken kullanacağız gibi algılamayalım. Arı ürünleri doğal besinlerdir. Besin olarak, gıda olarak beslenmeye eklendiğinde ve düzenli kullanıldığında zaten fayda eder. Yani metabolizmanın düzelmesi, e, bağışıklık sistemin düzelmesi öyle bir günlük, bir aylık, bir haftalık bir mesele değil. Bu uzun süren en az 6 aylık kullanımlar, 1 yıllık kullanımlarda bu faydayı görürüz. O yüzden de düzenli kullandığımızda arı ürünlerinin kendi bedenimizde ve cildimizdeki etkilerini o zaman yaşayarak görürüz. Tabii. Böyle değerlendirmek lazım. Ama hastaysak da kullandığımız dozu arttırıyoruz. Yani günlük kullandığımız evet. dozu 2 katına, 4 katına kadar çıkarabiliyoruz. Peki, şimdi Polenle devam edelim. Polen dedik ki takviye gıda gibi bir sürü vitamin içeriyor ve günlük ne kadar kullanıyoruz? Günde en az iki tatlı kaşığı yetişkinler. En az. Çocuklar da en az bir tatlı kaşığı yemesi lazım ki bu bahsettiğimiz vitamin, mineralleri yeteri kadar alalım. Şimdi mesela burada bir araştırma yapılmış. Polenin özellikle gençlerde ve biliyorsunuz gençler şimdi herkes kas yapmaya çalışıyor. Gerçi yaşlılar da yani kas herkes için önemli. Önemli Kaslarımız tabii. Kaslarımız olmazsa... Ee, hem e, bu yürürken düşme riskimiz var yaşlılarda özellikle bu belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor kas kaybı nedeniyle sık sık düşmeler oluyor e, hem de Kaslarımız vücudumuzu da sağlam ve sıkı bir arada tutan evet. vücudumuz için en gerekli yapı diyelim. İskelet iskeletimizi, i̇skeletimizi tabii, koruyan, bütün vücudumuzu koruyan en değerli yapı. Evet. Dolayısıyla kaslarımıza sahip çıkmalıyız. Ama tabii gençler bu kas yapacağım diye de bazen aşırı yapay proteinler ve vitamin mineraller tüketebiliyorlar. Hiç gerek yok. Doğada polen var. Kas yapmak istiyorsanız diyorum ki lütfen polen tüketin. Neden? Bakın araştırma var. 2014 yılında Claremont Ferrand Üniversitesi'nde yapılmış. Burada kas kaybı yaşayan bireylerde düzenli polen tüketiminin kas gelişimi üzerine etkisi değerlendirilmiş. Çalışmaya katılan bireylere 3 hafta boyunca ki bunlar bakın kısa kullanım süreleri aslında. Yani bu araştırmalarda hani genellikle 1 ila 3 ay aralığında arı ürünlerini kullandırıyorlar. Ki bu kadar kısa zamanda bile faydası görülüyor. 3 hafta boyunca beslenmelerine %5 ve %10 oranında iki farklı oranda polen eklenmiş. Yani bir gruba bir diğerinden daha fazla polen verilmiş. Bir gruba da hiç verilmemiş. Ve 3 haftanın sonunda kas kitle ölçümleri yapılmış. En yüksek oranda polen alan grubun en fazla kas geliştirdiği ortaya çıkmış. Dolayısıyla kas gelişiminin Doğrudan polen kullanımıyla bir ilişkisi olduğu ve e, hatta iki katı yani kullanmayan gruba göre %10 polen kullanan grubun kasları iki kat fazla gelişmiş. Dolayısıyla kas gelişimine faydası olacağı bu araştırmada gösterilmiş. Başka bir araştırma bununla gençler çok ilgilenecektir spor performansı. Şimdi spor hmm. yaparken bir sürü sentetik proteinler ve bir sürü sentetik vitamin mineraller almanıza gerek yok. Ki Japonya'da yapılmış yine araştırma 2021 yılında çok yeni bir araştırma. Çalışmaya yaş ortalaması 21 olan çok genç bakın 61 sporcu katılıyor. Çift gör randomize bir çalışma. Yine bir gruba polen veriliyor. Diğer gruba polen verilmiyor. Ve ee, 16 hafta yani 4 ay bu çalışma sürüyor yaklaşık olarak. 16 hafta sonunda bu çocukların vücut kompozisyon analizleri ve spor rutinleri 16 hafta boyunca kayıt altına alınıyor. Yani spor performansları ölçümleniyor ve kas kitleleri ve vücut analizleri yapılıyor. Görülüyor ki polen alan grubun vücut kompozisyonu daha fazla gelişmiş. Yani kas kitlesi daha fazla gelişmiş ve spor rutini de spor performansı da artmış. Dolayısıyla e, ayrıca araştırmacılar şu yorumu da yapmış. Ne demiştik? Stresi de azaltıyor ya evet. polat. Hem fiziksel hem psikolojik stresi azaltarak sporda başarı. Bir de meydana gelmiş. Dolayısıyla e, sporcuların beslenmesinde mutlaka önerilmiş polen. E polen var, propolis var, arı ekmeği Her var, arı şey sütü var. var. Aslında hep vardı. Sadece oradan bulup çıkarmıyorlardı. Artık çıkarıyoruz. Artık yavaş yavaş daha bir bilinirlik oldu. Bakın ne güzel şimdi e, bu tüketicilere yaptığımız röportajlardan da görüyoruz. Hani arı sütü diye bir şey var mı diye belki 10 sene önce sorsaydık Öyle bir şey evet, hiç duymadım diyebilirlerdi. Ya? Ama Hoppalan şimdi derdik. mutlaka vardır. Var arılar mutlaka. A, B, C vardır. <laughs> oldu, değil evet, mi? Yani en azından var olacağı konusunda bir fikri herkesin var. Dolayısıyla bunlara da ulaşabiliyoruz. Ülkemiz Türkiye dünyanın ikinci büyük arıcılık ülkesi. 8.2 milyon arı kovanımız var. 12 bin bitki türümüz var. Anadolu toprakları çok zengin. Ve 75 bin profesyonel arıcımız var. Yani Türkiye'de Bal da var, polen de var, propolis de var, arı sütü de var, arı ekmeği de var. E niye kullanmayalım? Niye kullanmayalım? <laughs> Anadolu Aynen. propolisinden vazgeçmeyelim. Aynen. Değil mi? Bu haftalıkta bu kadar Aslanım değerli bilgileriniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler Aslanımı uğurluyoruz. Birazdan programımıza birlikte devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler yine kaldık baş başa. Bu hafta sosyal medya içerisinde bize en çok sorduğunuz sorular şişmanlık üzerineydi. Şişmanlık üzerine ama obezite üzerine, obezite cerrahisi üzerine. Bugünkü konumuz obezite cerrahisi. Sizleri mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalışacağım ve obezite cerrahisi yani tüp mide ameliyatları, mide botoksu, mide balonuyla ilgili o kadar çok sorunuz var ki inanın ben de çok merak ediyordum. Bu hafta sizler için araştırdım ve sorularınızı cevaplayacağız. Şimdi obezite ne demek öncelikle ona gelelim isterseniz obezite bildiğiniz üzere hafif balık etli olmak, hafif bir şişmanlık, hafif bir kilo artışı falan değil. Eğer bakın buradan da size çok özel böyle anlatmalıyım tek tek. Buradan da biraz bakayım kopya çekeyim. Obezite besinlerle alınan enerji miktarının metabolizma ve fizik aktiviteyle tüketilen enerji miktarının aştığı durumlarda ortaya çıkar. Obezite mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Sevgili izleyenler, obezite sadece estetik bir kaygı değil. Yanlış beslenme ve hareketsizliğin tetiklediği obezite kanser, kalp, şeker başta olmakla birçok sağlık sorununa sebep oluyor. Obezitenin gelişmesinde genetik faktörlerin önemli olduğunu, normal kilolu anne baba çocuğunun obez olma ihtimali %10 iken, obez anne baba çocuğunun %80 olma ihtimali olduğu saptanmış. Obeziteyi belirleyen çevre faktörleri, diyet, yaşam tarzı ve kültürel faktörler. Obezite cerrahisi, kişi de kilo kaybı sağlayarak başta diyabet olmak üzere obezite ile ilgili tüm hastalıkları sonlandırmayı amaçlar. Peki nedir bu obezite cerrahisi, nedir bu tüp ameliyatları? Biraz bakalım mı? Sorularınızla devam edelim isterseniz. Şimdi obeziteye baktığımızda obezitenin çözümü Tüp mide ameliyatlarında tüp mide ameliyatları nasıl yapılıyor derseniz şimdi çok popüler biliyorsunuz ama söylediğim gibi kesinlikle estetik kaygılarla bu işlemleri yaptırmıyoruz. Tüp mide ameliyatları doktorların mideyi kesip küçültme işlemleri aslında mideyi bir tüp haline getirip yüzde seksenini alıp mideyi küçültmeyi amaçlıyor. Siz yine beslenmenize devam ediyorsunuz beslenmeniz, gıda alımınız asla dengeniz bozulmuyor. Ama birkaç ay sonra. Şimdi tüp mide süreci nedir diye bir soru sormuş sevgili izleyicimiz. Sürecimiz nedir derken hani kimler aslında bu sürece girebilir diye sormak daha doğru diye düşünüyorum. Tüp mide ameliyatı olanlar vücut kitle indeksi %35-40'ın üzerinde olan kişiler obezite ameliyatları için adaylardır. Bunu sakın unutmayın. Her kilolu, her şişman hemen de midemi küçültüreceğim dememeli. Yine söylüyorum bu bir sağlık sorunu, kalp ve damar sağlığı sorunu, tansiyon sorunu, diyabet sorunu. Sağlığınız için bu ameliyatları yaptırmalısınız. Şimdi diğer sorumuza baktığımızda tüp mide ameliyatı öncesi zayıflamak gerekiyor mu? Aslında hayır, gerekmiyor. Yani liposakşın ameliyatlarında, belki küçük yağ aldırma operasyonlarında doktorlarınız zayıflamanızı isteyebilirler. Fakat tüp mide ameliyatları öncesinde ağır egzersizler, ağır diyetlerle zayıflamanız istenmiyor açıkçası. Peki tüp mide ameliyatları sonrası çok ağır diyetler ve spor programları sizi mi bekliyor? Hayır. Aslında ağır diyetler denmez bunlara. Bunlar sadece bazı yasaklı yiyecekleriniz olacak. Doktorlarınız bazı yiyecekleri yememenizi isteyecek. O da bir süreliğine. Önce hafif performans, orta düzeyde biraz daha yükselteceksiniz. Spor başlayacak çünkü ameliyattan sonra gittikçe de spor performansınızı yükseltebilirsiniz. Yani tüp mide ameliyatı oldum diye hiçbir şey yemeyeceksin. Böyle bir şey yok. Ya da spor yapamazsın ya da çok ağır spor yapacaksın. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu unutmayın. Bu aslında çok problemli bir süreç değil. İnanın ben de çalıştığım hastanede o kadar çok tüp mide ameliyatı olmuş kişiler görüyorum ki 3 gün hastanede kalıyorsunuz. Mide dikişleri 15 gün sonra alınıyor. Ondan sonra da günlük hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Obezite işlemleri sonrası, obezite ameliyatları sonrası en spesifik soru. Peki tekrar kilo alır mıyım? Yani bu izleyicimiz biraz kendine güvenmiyor diye düşünüyorum. Yine daha çok yemeye devam ederim, daha hareketsiz yaşam. Hayır. Bu ameliyata olduktan sonra, bu kadar zor bir süreçten geçtikten sonra herhalde kendinize dikkat edersiniz diye düşünüyorum. Bir kere bu kadar riske girmeye gerek yok. Yapılan ameliyat ne de olsa basit bir işlem değil. Midenizin düşünsenize yüzde sekseni alınıyor. Midenizi bir balon gibi düşünecek olursanız yüzde sekseni alınmış küçülmüş artık daha dar bir balon ve içerisi yiyeceklerle dolduğunda o balonun zarı geriliyor, geriliyor, geriliyor. Bunu kendinize yapmayın. Spor, sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ile hayatınıza e, daha iyi, daha sağlıklı Yine söylüyorum bu bir estetik kaygı olmamalı. Daha sağlıklı devam edebilirsiniz. Şimdi sadece tüp mide ameliyatımız mı var? O bizde e, sorunlarını çözmekte. Hayır. Bir de mide botoksu var. Hemen herkes botoks yaptırırım. Nasıl estetik cerrahide kaşımıza, gözümüze gençleşme için yapıyoruz? Hemen botoks yaptırır bu işten kurtulurum diye düşünüyorsunuz. Hayır. Mide botoksu nasıl yapılıyor derseniz endoskopik olarak ağız içinden mideye girilerek Orada robotlarla diyelim yani biz öyle anlayalım doktorlar için değil ama bir şekilde e, vücudumuzun içine aletlerle girilerek küçük iğnelerle botoks etme aslında sinir uyarılarına durdurma için yapılıyor ki daha az yemek yiyelim. Mide hemen dolsun dolayısıyla bize uyarısını versin ve daha fazla yemek yemeyelim diye ama botoksu geçici bir işlem olduğunu unutmayın. Kesin çözüm değil. Doktorların bir çoğunun da tercih etmediğini biliyorum. Bir de obezite sorunlarında mide balonu işlemi var. Bunu da çok sormuşsunuz. Mide balonu, mide balonu. Eskiden ilk önce de mide balonu vardı herhalde. Bu tüp mide süreçlerinden önce mide balonu çok konuşulurdu hakikaten. Ben de duyardım. Mide balonu nedir? Evet, Vücudumuzun içerisinde kapalı bir ortamda yani laparoskopik cerrahi diyoruz. Vücudumuzun içine aletlerle girilerek kamera sistemiyle hakikaten tıbbi anlamda tabii bir balon konulması. E, o zaman ne oluyor? Midemiz şişmiş oluyor sanki yiyecek varmış gibi. Midemiz doluyor tabii ki. Bir yiyecek varmış hissi oluştuğu için de daha az yiyoruz. Çünkü midemizin içi dolu yapay bir balonla dolu. İstediğimiz zaman ideal kiloya kavuştuğumuz zaman bu mide balonunu da doktorlar tarafından tekrar aldırabiliyoruz. Birçok izleyicimiz de estetik e, tüp mide ameliyatlarından sonra estetik ameliyat olmalı mıyım diye sormuş. Çünkü çevrenizde e, biliyorum duyuyorsunuz birçok zayıflama sonrası estetik ameliyat yapılıyor. Tabii yine söylüyorum ki tüp mide ameliyatı estetik kaygılarla yapılmıyor. Ya da tüp mide ameliyatı olduğunuz için estetik operasyon olmuyorsunuz. Eğer çok kiloluysanız tüp mide ameliyatı sonrası zayıfladığınızda vücudunuzdaki sarkmaları estetik operasyonlarla giderebilirsiniz. Sırf bu yüzden estetik ameliyat oluyor. Bu bir kesinlik değil. Ard arda bir ameliyatlar silsilesi değil. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Diğer bir soruya geçecek olursak da en meşhur sorularımızdan biri özellikle yurt dışında yaşayan kişiler tüp mide ameliyatlarını sigortalar karşılıyor mu? Bazı ülkelerde karşıladığını duyuyorum inanın kapsama alanında ama o kadar çok kriter var ki doktorlarınız size söyleyecek ve yardımcı olacak. Bazı kişilerde kapsamayabilirken bazı kişilerde kapsayabilir. Bazı kişilerde belli yüzdeleri kapsayabilir. O yüzden kişiye göre değişen haller var açıkçası. Dolayısıyla doktorunuza mutlaka danışmayı ya da sigorta şirketinize danışmayı unutmayın. Peki tüp mide ameliyatlarında, obezite cerrahisinde paket programlar var mı? Yani Türkiye'ye gelirken özellikle yurt dışındaki hastalarımız için, ya da şehir dışından diğer şehirdeki hastanelere gelen hastalar için neler yapılabilir? Evet uçak biletinden otelinize kadar bütün rezervasyonlarınız yapılabilir. Unutmayın doktorunuzu, hastanenizi ya da sağlık turizmin, turizm ajantasını bu konuda ve ihtiyaçlarınız konusunda hatta turistik gezileriniz hakkında bile bilgilendirebilirsiniz. Pazar Sohbeti programının sonuna geldik. Programımız tanı ve teşhis amaçlı değildir. Öğrendiklerinizin hepsini mutlaka doktorunuza sorunuz. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.